Dostlar selamlar, saygılar hepinize. Para Bilgi Kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan hafta sonu olmasına rağmen haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Sevgili dostlar, seçim artık atmosferinden ülke olarak kurtulduk diyebiliriz. Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimini başkanlığı böylece artık herkes yoluna bakacak. E, yolunu ona göre çizecek. Evet, Boffa'nın geçen hafta alım yaptığı ve sattığı hisseler yeni hafta başlangıcında oldukça önemlidir. Bu yüzden bu haberi sizlere duyurmak istiyorum. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın sevgili arkadaşlar. Amerikalı Yatırım Bankası Bank of America'nın Borsa İstanbul'da bu hafta yani 19 Mayıs ve 26 Mayıs 2023'te alım ve satım yaptığı 5 hisseyi göreceksiniz. Emlak Konuk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akfen Yenilenebilir Enerji, Kozal, Koç Holding, Koza Altın ve koç başka Koza Madencilik var burada. Evet. Emlak Konuk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan 74 milyon 699 bin bir alımı söz konusu. Akfen Yenilenebilir Enerji'den 37 milyon 966 bin bir alım yapmış BOFA. Koç Holding'den Koçoldan 33 milyon 485 binlik. Koza A'dan 31 milyon 473 bin, Kozal'dan 24 milyon 132 binlik bir alım var. Sevgili arkadaşlar bunlar ilk 5 yüzdesi 28.842 oldukça düşük bir rakam. Ve 201 milyon liralık bir dönem. 500 milyona yakında gördüğünüz gibi diğerleri var. Toplam 700 milyonla yakın bir hisse satın almış BOFA geçen hafta neredeyse günlük alımını haftalık olarak aldığını görüyoruz. Hiçbir hareket yapmamış gözüküyor. Büyük bir ihtimalle seçim sonucunu bekledi. Evet Bank of America'nın geçen hafta satış yaptığı hisselerse şunlar. Bimaş, Akbank, Ford Oto, Tüpraş ve Migros. Evet dostlar Bimaş'tan 755 milyon 559 binlik satış gerçekleştirmiş. Akbank'tan 81 milyon 372 binlik bir satış yapmış. Ford Oto'dan 64 milyon 718 binlik satış yapmış. Tüpraş'tan 61 milyon 600 binlik satış yapmış. Migros'tan 54 milyon 330 binlik satış gerçekleştirmiş. Gördüğünüz gibi bir maçtan inanılmaz bir satış var. Bir hisselerinden büyük miktarda satmış. Bofa. Bu vermiş olduğumuz 5 hisse sevgili arkadaşlar %52'ye tekabül ediyor. Ve 1 milyar 17 milyon 580 bin 995 lira. Bunun Dan sonra 937 milyonluk daha satış yapmış BOFA. Gördüğünüz gibi neredeyse 1 milyar 950 milyon. 2 milyara yakın satış gerçekleştirmiş. Ama baktığınızda da daha düşüyor. Yani 700 milyona yakında alım gerçekleştirmiş. Neredeyse 3 katı fazla aldığından satmış. E, şunu net olarak söyleyebiliriz ki seçim öncesi bir haftada Bank of America tamamen satış politikası e, ya incelemiş ve satış politikası üzerine durmuş. Bu da seçimle ilgili sonuçların önceden satın alınmasıyla alakalı bir durum arkadaşlar. Bu yüzden e, Borsa İstanbul'un e, çok fazla bir etkileneceği zannedilmiyor. Çünkü seçim sonucu %70-80 olarak e, Recep Tayyip Erdoğan kazanması üzerine bir satın alma işlemini yapmıştı zaten Borsa İstanbul'da yani bu yüzden altın artı ya da eksi ne olur bunu gelecek hafta net olarak görebiliriz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum dostlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca beğenerek videolarımızı yorum yazarak da bize destek olabilirsiniz. Selamlar saygılar hepinize.